Aga bir dakika tut aklında da. Bak bizim kızlar bizi çağırıyor. İlk günde yanlarında mı lan? Aga herhalde yanlarındadır. Bekleyin lan bekleyin 5 dakika. Ne diyeceğim aklıma geldi. Şimdi tutun ki babanız sizin köye geldi. Siz de kalktınız onu vurdunuz. Nereye gideceğiniz? Hapse düşeceğiniz, sürüm sürüm sürüneceğiniz orada. Peki kızlar ne olacak? Ya bey baba, ne olacağı var mı? Bekleyecekler arkadaş, bekleyecekler. İşleri ne? Allah Allah. Yok. Aga aklıma ne geldi? Hadi gidelim kızlar. Hadi hadi. Allah'a emanet bey baba. Biraz İsmail. Sen nereye gidip durun lan? Ne alakam var kızlarla? Benim hiçbir alakam yok ya. Ben zaten bayramda davulcuna çaldıracağım. Onu ayarlamak için şey edeceğim, meydana gidiyorum. Hadi selametle. Vay benim evlatlara bak be. Demek babalarının ben olduğumu öğrenseler. Vah 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 vah. Yaprak değil mi lan biri? Lan gel gel gelmez onlar gel ya. Tövbe yarabbim tövbe ya. Ulan bunların anası babası öldüğünde bu kadar ağlamadı onlar. Ama Reşat Bey kızların niye ağlayacağı belli olmaz. Sizinle biraz yürüyebilir miyiz? Tabii neden olmasın? Yalnız teyzeciğim fazla uzaklaşmayın da ben sesim falan bağırdığım zaman duyulacak yerde durun yani şey yapmayın. Merak etme delikanlı. Sen bağırsan her yerlerden duyarız biz. Maşallah sende de ne ses var. Ne diye bağırıp durdun sen? Dur bakalım. Tövbe tövbe. Buldum bunu lan. Al lan bunu. Allah'ım yarabbim oğlum bütün DNA'nı üstüme kustun ya. Bu nedir ya bu? Kusura kalmayın. Ben bunları geçirip takdir verdim. Gerçekleri gelmedi. Gerçekleri gelince sabit olacak. Bir 10-12 güne gelirmiş. Ama inşallah bayrama yetişecek. İnşallah hiç. Ya çık ağzını da al git şuradan hadi. Git ağzını da al git ya. Elmas Hanım buyurun. Bu nedir arkadaş? Bilme teyzeciğim lütfen ya. Yavaş gidin şey yap. Uzaklaşmayın fazla. Adam ulan uzaktan ısırdı beni. 2 metreden beni ısırdı adam ya. Vallahi ne hoş köy ya. Vallahi çok eğleneceğiz abi köyde. Reşat Bey, şey konuşacağım ben sizinle. Bu yaprak Laz İsmail'i sevmiyormuş. Sevmesi mi gerekiyor? Evlenince sever zaten. Bu nasıl bir mantık Allah aşkına? Öyle mantık işte. Zaten dünyada mantıklı dediğiniz bir sürü şey mantıksız değil mi? Yani şimdi siz felsefe yapmaya başladınız da kız sevmiyor diyorum, istemiyor. Ya zihni yok onun, zihni sığ. Unutur o. Damatlı sen Karadenizli. Karadenizli demişken sana bir fıkra anlatıverem. Adamın bir de dereden geçecekmiş. Orada Temel'e görüvermiş. Temel'e sormuş. Temel'e demiş ki dere derin mi? Temel derin değil geçersin demiş. Adam geçerken batıvermiş. Yani derin değildi demiş. Temel de demiş ki demin buradan bir dere ördek geçtiydi. Ben dereyi onun boyu kadar zannediyordum. Hiç komik değil Reşat Bey. Bence siz bu işten vazgeçin. Ya olur mu öyle şey? Bizim de bir ağlık karizmamız var. Ağ lafından döner mi hemen? O zaman siz bilirsiniz. Bir daha benim yüzümü göremezsiniz. Ona göre. Yapmayın. Ne oldu böyle yapmayın. Durun ben buna bir çıkış yolu bulam. Şimdi diyecekler Reşat Ağa gıvırtır hadi. Yani ama o kız ağlıyor orada. Ona göre. Unuttur o. Unuttur. Zihni yok onu. Unuttur diyorum. Peki o zaman. Yeter bunların konuştuğu artık ya. Bu nedir ya? Geliverdim aşkım. Ya aşkım aşkım nedir artık? Kendine gel ya dön ha. Ya nasıl kendime gelebilirim ben? Seni sevdim aklım başımdan gidiverdi ya. Vallahi bana daral getirdin yavrum evladım ya. Ben sana ne yaptım da sen bana böyle yapıştın anlamadım ben yani. Ya daha ne yapacağım? Gözlerimi düzeltiverdim. Ya Allah Allah ya şunu yapma ya. Yani refleks oluyor böyle. Kendi vurunca ben de refleks olarak millet sadece kadına şiddet millet şey yapıyor yani. Acıdı mı? Kusura bakma. Önemli değil ya. Çok komik adamsın sen. Of! Kop da gel. Sen beni ne zaman isteyip durun? Bak Dönacığım bak ben çok zor bir insanım. Zor bir adamım ben. Hem bak ben bu köye yerleşeyim mi yerleşmeyeyim mi? Onları bile bilmiyorum. Karar vermedim daha. Belli değil benim hiçbir şey. Ya yerleş yerleş. Evimiz hazır. Aha bak burası. Ya tamam hazır da ben ne iş yapacağım ha? Ne yiyeceğiz ne içeceğiz bak yok yani. Ya minipisim var ya. Kız
Minibüsüm var ama bak o minibüs böyle Sarıyer, Beşiktaş hattı gibi iş yapmaz öyle burada. Burada böyle normal böyle yerleşik böyle bir çakılı bir iş lazım böyle tarla marla yok yani olmaz. Vah vah benim tarlam var. İstersen vereyim ben sana. Tarlam mı yoksa? He? Biz miras çoktan üçe bölünüp duru. Abimin var, yaprağım var, benim var. İstersen ben kendi hissemi sana verip durun. He. Şey yok canım o imkanı yok öyle bir şey kabul edemem yani asla. Ya etle ne? Ya zaten abi hiçbir şey yapmıyor ki. Öyle durup duru boş boş. Geliyorlar şey yapma. Konuştuğumuz aramızda kalsın şey yapma tamam mı? Sakın şey yaparsa konuşmam seninle anlatırsam. Ne oldu? Sen az önce ağlıyordun şimdi niye sırıtıyorsun? Ya koptu gel yanımda mutluluk sebebim. Yaprak nerede? Ha o odasında. Onun ilişki durumu stabil. Yaprak. Dur ağlama. Ben abinle konuştum. Bak ilk etapta ona bir minnak yumuşattım. İkinci etapta da inşallah sonuca ulaşacağız. Ay Fatma ablacığım. Evet. Ay çok sevindim verdim. Öyle olmaz hemen sevinme. Niye ki? Çünkü böyle hemen mutlu olduğunu anlamasınlar. Planımız suya düşer sonra. Abin hemen bak yaprak unuttu der tamam mı? Unutma acıyı unutmak yok. Yok yok abam sen hiç merak etme. Zaten abim çok acıyı verdi. Hayatta unutmam. Şişt ağlama. Abam benim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Müsaitsen bir konuşuvereceksin seninle. Tamam lan tamam müsaitin. Gel gel otur ver. Hayırdır düzgün? Hayır hayır. Niyeydi dün akşamki rezillik öyle? Hangi rezillik lan? İsmail'le almışlar ellerine çiçekle, miçekle kapıma dayandılar. Lan öyle deme. Ne kapıya dayanması? İsmail'ler niyet edivermişler, ben de usullerine uygun geliverdim. Ara sen onları, ara bura bir gelsinler de senin huzurunda onların niyetini bir bozuvereyim ben. Ya ne zaman kızlara geçsek muhtar abi arıyor ya. Aç oğlum aç, veto yemeyelim. Efendim Emine abi. Anladım. Ya tamam ne bağırıp durun gelip duruz. Hadi kapat. Ne diyor be? Acil muhtarlığa gelin diyor. Düzgün emmi de oradaymış. Hemen dönelim o zaman oğlum. Düzgün diyor baksana hadi. Hadi. Of be. Ferit. Nereye lan? Reşatlara gidiyorum ya. Abimler orada. Hey git. Git bakalım git. Daha ne kadar geçecek? De bakalım ne edeceksin sen bugün Üsle? İşte taşımacılık düşünüyorum yani. Olmaz batarsın. Niye ya ne alaka niye batacağım? Ne, köyde kaç kişi var nereye götüreceksin nereye gideceksin? Ya bak bizim başka planlarımız var Ferit'le beraber. Yani biz turizm taşımacılığı düşünüyoruz. Bu nasıl olur lan? Yani o nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şiileri dış dünyadaki insanları köye getirip götüreceğiz yani. Dış dünya ne lan? Uzaylı mı bundan anasını satan? Turu taşıyacaksın işte. Arkadaşım olsun Allah. Bak şimdi Ferit Amerikanya'da Maastricht yaptı. Maastrichtlı bir arkadaşımızı. Onun bir film vizitesi var. Çok güzel bir film vizite çıkardı ortaya. O çok büyük felaket derecede bir para var bu işte. O yüzden yani. Ne ya? Tabii. Biz öyle kolay kolay yaş tahtaya basmayız yani. Yani bir ufak bir nakit sığıntımız var. Onu da çözeceğiz. Bu reklam meklam olayları var ya, sponsor olayları. Onları da hallettik biz zaten. Şıkır şıkır akar gider iş yani. Felaket iyi. Beni bak, ortak olayım size. Veren parayı ne kadar lazım? Ya şimdi şey yapma. Senin gibi ağaya dokanmaz zaten. 20-30 bin lira bir şey. Bebek oyuncağı senin gibi ağaçım o para da. Sen ortak olma. Ortak olam işte ya. Sen de diyor ya. Para mı lan 20-30 bin benim ağaya? İşte senin gibi ağaya 20-30 koymaz da sen şey yapma. Ortak olma, sponsor ol bize. Daha büyük havan olur sponsor olursan.
Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Bak büyük şirketlere. Hiç ortak oluyorlar mı? Hiç. Asla. Onlar şey yapıyorlar. Direkt sponsor. Parayı yapıştırıyorlar. Sponsor oluyorlar yani. Senin de böyle yapacaksın. Diyeceksin ki ben bu çocuklara şey yaptım. Sponsor oldum diyeceksin. Senin karizman 5 ise 10 olacak. Senin bir tane de posterini, güzel yağışıklı posterini ben önümüzün arkasına çakacağım. Var var iste seni görecekler. Reklamın olacak böyle. Kral olacaksın yani. Herkes seni tanıyacak. Vay be. Lan. Aklıma yattı lan. Verdim gitti parayı. Emme bir dakika. Başka sponsor olmayacak. Yani tek ben olacağım. Ağlık karizmam çizilmeyecek. Ha, o zaman senin iş olmaz ya. Yapma ya. Niye olmaz? Ne güzel havaya girdiydik. Vallahi girdik de şimdi şöyle bir durum var Reşat Ağa. Bu şey Düzgün Ağa var ya. Yani maalesef o da bir sponsorluk olayında bu da bayağı istekli. O da 20-30 bin şık diye hemen önümüze koydu yani. O olunca olmaz yani senin iş. Oldu mu lan şimdi? Düzgün'le beni aynı kefeye koyuverdin. İşte konmazsın abi, sen koskoca ağasın yani. Aynı kefeye hayatta koymam yani. Bak, aynılık oluşmaya başlayıverdik. Tabii, diller aynı. Ne yapsak onu, nasıl çevirsek? Bak, vallahi yapacağım bunu. Sırf senin için, dur. Sen şimdi bu Düzgün Ağa'nın vereceği sponsorluk parası var ya, 25 diyek ona. Sen de kendinden 30 dedim hani, 20-30 arası 25. Yapıştır 50. 50 bini direkt bize tosla. Ben Düzgün Ağa'yı şık çıkarayım. Lan İngiliz anahtarı gibi adamsın. Çözemeyeceğin iş yok. Anlaştık. Bilekte bilekmiş lan senin. Tabii canım. Direksiyon sallar. Yıllardır İstanbul trafiğinde. Minibüsçü bile abi. Adamı koparır alır vallahi. Biliyorum. Güreşten unutmadık. Güzel. Hadi hayırlı olsun ya, tamam. Sağ ol. Ne zaman başlayacağız? Vur ya hemen sabit. Allah Allah, bir şey yap. Ben sana haber vereceğim. Sakin ol sen, bekle. Reşat, bak bir. Buyur Fikri abi. Gel bakalım benimle bir. Tamam Fikri abi. Ben Fikri abiyle bir yol konuşup geliyorum. At. Nasıl bir akıl ya? Yıldız gel. Sen ne yapıyorsun burada yalnız başına? Gel. Ya köyde güzel bir ahır buldum. Orada inekleri sağıyorum. Ne demek o şimdi? Şu anda bir tarlam oluyor. Bir de 50 bin nakitim oluyor. Öyle diyeyim ben sana. Nasıl oluyor peki böyle bu kadar kısa sürede? Kısa sürede değil mi? Felaketim ya. Ya bu döneyle gizli saklı konuştuk. Tarlayı verdim. Anasından babasından kalma tarla varmış. Hayır. Hatta da dedim o şey bizim iş var ya, sponsorluk işi bağladım. Evet. 50 binde şık ondan aldım. Bir tarla bir 50 bin. Alan razı, satan razı, sığıntı yok. Ya. Ya Fikri abi. Cezaevi avlusunda volta atanlar gibi ne dolanıp durun, ne diyeceksen deyi be. Ramazan sıcak. Lan beni bak. Şu tarlaları alacaksan al artık. Avcı dedik, konuştuk, o konu kapını verdi ya. Sen de hiçbir hareket yok, olduğun yerde durup durursun, teşelenip durup olduğun yerde. Fikri abi, biri sana bir şey mi yaptı? Gene ne bu sinir? Sinir mi yok lan, sen şu dalaları bir an önce al, ilk takside beni ver, çekip gideceğim buradan. Allah Allah, siz ailecek buraya yerleşip durdunuz ya. Bana bak, biri seni korkutup tehdit mi ediverdi? Kim korkutacak lan beni? Ne bileyim, halinde öyle bir hal var, biraz korku var, biraz tedirginlik var. Yok lan, sıkıldım, bu köy bastı beni. Yok tamam, benim para vadede biliyorsun. Şimdi ben o vadeyi bozamam. Ama hemen diyorsan 500 değil de 400 verem. Şimdi 100 verem. Seneye 200 veririm. Öbür sene de 100 veririm. Lan 250-252 taksit anlaşmıştık ya. Arkadaş anlaştık da sen acele edip durun. Ben parayı bozduramam. Bana bak. Ne zaman dolacak lan senin paranın vadisi? Bayramdan sonra doluyor. Bayramı da şurada bir şey kalmadı. İstersen şöyle yapalım. Sen tapuları benim üstüme geçiriver. Ben önden sana 10-20 bir şey verem. Senin karşında salak mı var lan? Estağfurullah Fikri abi, nasıl söz öyle? Ne estağfurullah lan, sen beni keriz yerine mi koyuyorsun? Sen beni keriz yerine koyuyorsun ya. Seni ne keriz yerine koyacağım ben be? Önden isteyip durun parayı. Tamam lan, uğraşamayacak seninle. Ya Fikri abi, ne pis adamsın ya. Ne oldu lan? Terbi diye bir şey var. Niye herkesin ortasında yerlenip durun? Tamam lan, tamam konuşma. Tövbe ya. Erol sende. Tamam. Babanla ne konuştunuz benden sonra?
Beni arabaya aldığına göre birazcık da olsa yumuşamıştır diye düşündüm. Yok ya, ne yumuşaması? Sen görmedin tabii. Babam seni arabaya binince kaşlarını şöyle yapıverdi. Biliyor musun? Kimse senin gibi güzel kaş atamaz. Harikasın. Ya dalga geçme lan. Bu ne demek oluyor sen biliyor musun? Sinirin en son noktası demek oluyor. Uf. Yoksa yumuşadığı falan yok bence. Yapma ya. Bana bakın, iyice ısrarlıyız değil mi? Tabii canım. Heh, burnumuzdan gıl aldırmayacağız. Aynen öyle. Biz ciddiyiz. Niyetimizi ciddi ciddi belli edeceğiz. Vazgeçmek yok. Agalar, bu sefer düzgünün suratına direkt söyleyin. Ya biz apışıp kalacağımıza, o apışıp kalsın. Sen gene de çok ısrarcı olma. He, doğru söylüyor. Oğlum, yanacaksak biz yanalım. Yani niye diye soracak olursan, senin şu aşamada yanmana lüzum yok. Heh. Ya kısa ne alakası var? Ya anca beraber, kanca beraber. Kardeş değil miyiz biz acaba? Ben, sen bizi dinle. Bilmediğim başka şeyler var. Sonra konuşacağız. Bak benim güzel kardeşim, olay şu. Sen diyeceksin ki, ben konuk olarak geldim diyeceksin. Benim öyle bir niyetim yoktu diyeceksin. Program konuğu muyum ben kısak? Ya ben de aslanlar gibi isteyeceğim Gülgün'ü. Arkadaş, Laz İsmail olsa inadı sustu diyeceksin ha. Ya bu kadar ısrarcı olma, dinle bizi. Bak güzel kardeşim, olay şu. Sen bizim kurtarıcımız olacaksın ya. Yani bir şey anladıysam Arap olayım diyeceğim ama durum malum, görüyorsunuz yani. Hey, sonra anlarsın. Hadi yürüyün, bekletmeyin. Bunlar bekledikçe kurulurlar ha. Doğru söylüyorum, hadi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhaba bayım. Hah, geliverdiniz mi lan? Düzgün emrinizin size değecekleri var. Bana bakın lan, beni iyi dinle. Lan siz kim oluyorsunuz da hangi cüretle kız isteme benim kapıma dayanıyorsunuz lan? Güneş mi? Ben sana bağırınca sen duymadın gibi geliverdi değil mi? Duymuşsun demek ki. Oturun lan! Oturuverin lan. Alın tabureleri. Alın bakayım. Allah! Kalk lan, kalk. Şana kırdım. Yavaş, tabur yavaş. Yavaş lan, yavaş dur, lan. Dur. Yavaş. Ne kadar sakar bir cümlesin. Her şey senin başına geliyor Macir ya. Biraz dikkat et be kardeşim. İyi mi? Abi çanak gitti galiba. Kaburgalar da tekrar nüksetti. Nuriye'nin kaybolmasını saymazsak bayağı güzel bir geziydi. Kadınların hepsi çok mutlu ayrılmışlar biliyor musun? Hadi ya, gerçekten mi? Evet, gerçekten. Hatta muhtar Emine'ye bile bayrak açmışlar. Daha da önemlisi minibüs gezisi daha istiyorlar. Çok iyi bu. Vallahi kadınların aklını çelmeyi başardım. Benim aklımı çeldin. Kadınlarınki çok mu? Yok. Ben senin aklını çelmedim. Kalbini çaldım. Geri de vermeyeceğim üstelik. Sen de beni kalbini vereceksen olur. Yoksa ben kalpsiz nasıl yaşarım? Kalpsiz bir kız olurum sonra. Bundan sonra benim kalbim sende, senin de kalbin bende atacak. Sen benim kalp atışlarımı duyacaksın. Ben de seni. Lan numara yapıyor bu. İnşaattan düşmedi ya. Alt tarafı taburadan indi aşağıya. Aa, düzgün emmi. Öyle bir şey yok be. Yani benim kaburgalar bir kere daha olmuştu. Bak nüks etmiş yani. Bak kalk lan. Kaldırın lan şunu. Bırak amine sen. Kalk 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 kalk. Lan o patlanmasın lan. Bir şey olmaz, kaldırın. Dur bakalım. Çekil lan. Çekil lan. Düzgünüm, ne yapıyorsun? Gel buna. Ne yapıyorsun ben? Lan bırak. Kollarını aşağı bırak. Düzgünüm. Kendini bana bırak. Bırak. Kafayı da koy aşağı. Kendini bana bırak. Nasıl? İyi geldi mi? Bak iyi gelmediyse bir daha kütür dede. İyi, hiç gerek yok be. İyi. Madem iyiyse beni iyi dinle. Emine sen de diyeceklerime şahit ol be. Bundan sonra sizi kapımın önünde kız istemeye geldiğinizi görürsem fena ederim. Emme düzgün. Ben sana haber verdim. Sen de sonra geliversinler demedin mi? Ben onu bunu bilmem Emine. Bunlar hanım köylüsün avlanı verdiler mi? Vermediler. Haklanda açıklanacak ceza daha açıklanmadan eski köy yine adet mi getiriyorsun bayan Emine? Doğru diyorsun. Emme, düzgün emmi. Fikri Bey'le buraya yerleşecekler. Sen dedin ki onlar geçsinler, sonra gelsinler. Biz de vakit bu vakitti dedik, çaktık geldik. Evet. Asıl gizli saklı işi Fikri'nin oğlu Ferit çeviriyor.
herkesi uyutuyorum, ek günü peşine gidiyorum. Ben, biz buraya gelirken sizin evin yolunda görüverdik onu. Ne? Vallahi doğru söylüyor. Şimdi görürüz bakalım. Şimdi görürüz. Tamam, tamam. Buyur bey. Buyurun, nasılsın? Ne yapalım beyim? Çalışıp dururuz. Bu Fikrin oğlan Bay Gevşek oralarda mı, evde mi? Yok beyim, gelmedi. İlk gün evde mi? Evde. Bana bak. Bay Gevşek oralara geldi mi bana haber vereceksin, tamam mı? Yok beyim. O gevşek değil de onun bir küçük gevşeği var ya, Cüneyt. O gelip duruyor yine. Selam. Küçük Bay Gevşek mi var orada? Evet beyim. Bu nereden çıktı? Ben mesaj atıverdim. Siz hep kendinizinkileri çağırıyorsunuz. Ben yalnız kalıyorum. Kız bu Cüneyt beni asılıyor ya. Seni mi asılıyorum? Hı. Vay alçak vay. Evet. Evet beyim, evet. Lan evet, 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 evet. Ne oluyor evet, evet? Kov geçsin onu. Kov geçsin bakayım. Dur lan. Tövbe yarabbim. Emredersin bey. Hadi arkadaş. Hadi arkadaş. Alalım sizi dışarı. Buyur. Ne oluyor ya? Tarladan kargo mu kovalıyorsun oğlum? Bak, saç diplerini çaparların bununla. Bir şey oluyorum. Allah Allah. Sen kimin yerinden kimi kovuyorsun lan? Bu malların sahibi biz değil miyiz arkadaş? Gitmiyorum bir yere. Selam kızlar, içim sizler. Ne haber? Merhaba, merhaba. Şöyle ben geçeyim. Merhaba. Merhaba. Geç tamam mı öyle? Şöyle yapsak. Şöyle yapalım. Şuraya bak ya. Cüneyt kadar olamadık ha. Bu niye oluyor biliyor musun? Senin yüzünden. Bak öbür kardeşlerine ne kadar rahatlar. Ama sen, senin yüzünden liseli aşıklar gibiyiz ya hala. Olabilir. Emre ben ne yapayım? Huyum böyle. Belki de ben böyle olmasam sen beni sevmeyecektin. Belki de bu yüzden seni bu kadar cezbediyorum. Yalan mı? Yani... Ya bir şey soracağım. Hı. Siz bu ürünleri ne zaman topluyorsunuz? Bayramdan sonra kısmeti. Organik mi bunlar gerçekten? Evet. Gübreden başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Hı. Peki baban kime satıyor bu malları? Tanıdık bir kapsı mal var. O gelip malları toptan alıyordu. Ecik ucuza oluyor emme. Parayı peşin veriyorum. Neyse. Hadi ben gidem artık. Yoksa Erol bizi fark edip yine babama söyler. Vallahi bu sefer neyi buluştuğumuzu hayatta açıklayamam. Tamam. Sen Cüneyt'e söyle de fazla oyalanmadan meydana gelsin. Bekliyorum onu. Tamam. Ben yine bir fırsatım bulur gelirim. Senden sadece babanın malları sattığı toptancının numarasını bulmanı istiyorum. Oldu. Hadi görüşürüz. Saçında bir şey var. Ne var lan? Bir şey var işte. Böcek mi var lan yoksa? Yok, böcek değil de. Bu varmış. Ferit'in meydanda bekliyorum. Gitmeyeceğim ben. Lan bekliyor dedim. Bana ne ya? Bana mı sordu? Bekler bekler gider. Biz iyiyiz böyle. Ya agalar. Ya bir fikri olan var mı? Sorabilir miyim acaba? Ya biz kızları nasıl alacağız? Fikri dedim de aklıma geldi ha. Bu Fikri Baba'nın bize kızları isteme durumu da yalan olacak, ben size söyleyeyim ya. Yani. Ana. Fikri Baba. Ya gaza getirelim Fikri Baba'yı. Nasıl olsa gaza gelen bir hali var adam. Ya konuşalım, bayramdan sonra alalım kızları ha. Bence sen hiç konuşma. He, boşa kürek sallama. Ne diyorsunuz ya, ne alakası var? Oralı. Boş.
Ya bak, her defasında size soruyorum. Sürekli fulü açıklamalar yapıyorsunuz. Ya hiç net değilsiniz ha. Ya sanki anasını satayım. Sanki Gülgün'le ilgili bilmemem gereken bir şey varmış da öyle triplere giriyormuşsunuz. Hadi konuşsanıza, ben bir açıklama yapın. Aga konuşsanıza ya. Ya aman Gülgün'ü arıyorum ben. Aga yarı yoldan döndük, merak etti işimiz. Buna ben son gün mesaj atmış. Ne alakası var? Bu İstanbul'un Gülgün'ün yanında ne işi var acaba? Ne diyor bu be, ne alaka? Vallahi bilmiyoruz. İstanbullu derken hangi İstanbullu, onu söylemiş mi kardeşim? Yok aga, foto atmış. İnmiyor ki burada anasını satayım foto. Baksana, tırmalıyor. Bayram anca gelir bu. Aynı. Baksanıza, ne diyor bu? Bu çocuk iskele mi kuruyor Gülgün'e? O çocuğun tek başına kabahati yok bilesin. Nasıl? Teşkilat mı bunlar be? Ya yok oğlum. Öyle değil. Yani durum şöyledir. Bu Cüneyt Gülgün'e böyle ilgi gösteriyor. Tabii Gülgün de günahı boynuna bak, yani Allah yukarıda. O yani ona karşı o da ilgi gösteriyor. Ondan öyle yani. Bence onların kimyası tutmuş. Kimya mı? Gülgün kimyadan anlamaz ki. Sözlerci. Biz bunları karavanda baş başa görüverdik, sen üzülme diye söylemedik. Nerede? Karavanda. Baş başa. Ha, baş başa. Kısa. Erol, ne içen bunu burada? Ne demiyor? Şurada birazcık bal kesiveren dedim. Lan, kafayı mı yedin oğlum? Arı vardır şimdi onda. Vah, kovan bu. Binlerce vah. Biz ne olacağız? Arı sokarsa yanarız ya. Neyse, ben gideyim de ondan sonra aç bari. Hadi kızlar, görüşürüz. Ya Erol, ne yapıp durun? Sırası mı bunun şimdi? Neyden? Başka türlü gitmiyorduk. Yapıştı. Hem boş lan bu, boş. Kaçın, kaçın. Lan Erol, gittim. Boş yerine doluyu alıverdim yine. Ama nasıl kaçtı? Oh, ay. Ay böyle akşama canım iftarda nasıl pastırmalı yumurta çekti ya? Pastırmalı yumurta mı? Bastırmayı nereden bulacağız? Bizim köyde yenen bir şey değil ki o. Arkadaşım bak, teyzem bastırma istemiş seni de. Nereden bulacağız falan diye bir laf ediyorsun. Oldu mu şimdi bu laf? Canım, o zaman Marmaris'e gitmek lazım. Ya gerekirse Kayseri'ye gideceksin yani. Lütfen, ne demek o ya? Tamam canım, gideriz. Gideriz. Ne olacak? Allah Allah. Bir 100 gram alır geliriz. 100 gram mı? Ya arkadaşım, ne 100 gram ya? O böyle büyük kutle. Kutleye komple alacaksın geleceksin. 100 gram olmaz yani. Tamam lan. Alırız, alırız, alırız. Yok, adele adele bil. Adele lo. Kutlu adele komple onu al gel. Tamam, tamam o zaman. Yani ya. Ama ben kuş gömü seviyorum. Başka olmaz Eşat Bey. Kuş gömü olacak, başka olmaz diyorum. Hı-hı. Yani kuş gömü olursa kuş gömü çok daha iyi. Tamam, öyle yaparız o zaman. Kuş gömü, bastırma, adeleli. Hadi gidelim bari. Bir dakika, şey gideceksin ya. Şeyi de, posteritini de yaptır da. Posteritini senin mümkünsün arkaya güzel basar var. Tamam.
garip adamlar ya. Senin nereden geldi bu sıcakta aklına bastırma bastırmaya? Ay ne yapayım, bütün gün oturdu başımızda. Şöyle bir gitsin de baş başa kalalım dedim. Ah ya, ya Elmas mı, adamın kendi evi nereye gitsin ya? Sen de vallahi kusura bakma da iyice şaşırdın kendine. Ama çok özlüyorum ben seni. Teslim çocuğum. O ne lan? Damat Ferit Paşa'ya masaj atmış. Ne diyor? Acil gel diyor, iş konuşacağız diyor meydana. Hadi meydana gidelim. Hadi Elmas. Ay yok, gelemeyeceğim ben bu sıcakta. Ben de biraz Yaprak'la ilgileneyim. Hiç kıyamıyorum, ona ağlayıp duruyor ya. Bir de herkes ona geri zekalı muamelesi yapıyor. Gör bak onu nasıl değiştireceğim. Yani eminsin yani. Peki sen bilirsin ya. Ne bileyim. Allah kolaylık versin. O kız biraz şey yani, yanlış anlama da biraz düşük promilli bir kız. Sen de mi öyle düşünüyorsun ya? Bak ben onu değiştirince sen de şaşırıp kalacaksın. Ya böyle düşünme olay değil. Öyle ya, o şeyden yani düşük promildirken biraz kafası güzel gibi diyorum yani. Bilmiyorum, sen bilirsin. Allah kolaylık versin. Ne diyeyim yani? Sağ ol. Onunla uğraşacağım diye kendim de onun gibi olma da. Oh ya, vallahi özüme döndüm ya. Nasıl sıkıldım o kıyafetlerden. Bak şunu. Hadi görüşürük. Hadi görüşürüz. Güzel kardeşim, iyi mi? Değilim galiba Vuralım. Ben gidiyorum Agada. Nereye oğlum? Ok Kamil'i Gülgün'e soracağım. Karavanla baş başa gördünüz değil mi? Baş başa! Bırak elleme. Gitsin konuşsun da kozlarını paylaşsınlar. Yaprak, ne yapıyor bu? Onu bilmem. Ağzı açık, kulaklık müzik dinliyorum. Kalk kız, kalk. Ne yapıyorsun ya Kokteyon? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Kardeşim burada ağlıyor, senin dünyanın bunda değil. Ağzını açmış bir şekilde müzik dinliyorsun. Bir şey yapmıyorum. Arabesk dinliyorum. Goptu gelim arabesk'i çok seviyor. Benim de hiç arabesk kültürüm yok. Aradaki açığı kapatıyorum. Aradaki açığı mı kapatıyorsun? Yani bence ilişkilerde çiftler birbirlerinin en sevdiği şeyleri daha iyi bilmeliler. Yani bence ilişkiler bu şekilde çok daha güzel olur. Döne, bence sen aşağı insene Kopta gelin yanına, bir bak bakalım oralarda mı? Biz de Yaprak'la özel bir şey konuşacaktık. Ya tamam tamam. Ben hemen gidin o zaman. Hadi git git. Biz de Yaprak'la konuşacağız biraz. Hadi. Git bakalım bulabilirsem. Sen niye ağlıyorsun hala? Ya abla sen dedin ya, numaradan üzgün görün diye, numaradan yap diye. Ben de numaradan yapıp durun, mahsus çıktım. Ay sen beni bile inandırdın ya. Bir de sana salak diyorlar. Sen insanı suya götürür, susuz getirirsin vallahi. Getiririm değil mi? Evet, getirirsin, getirirsin. Ama ne yapayım? Benim de adım böyle çıkmış işte. İşte ben onu değiştirmek istiyorum. Böyle sana yeni bir imaj yapmak istiyorum. Hem güzelliğinle hem aklınla ön planda ol istiyorum. Bayramda insanların karşısında öyle bir değişik Yaprak olarak çık ki herkes böyle şaşırıp kalsın. Şaşırıp kalsınlar tabii. Ay ablam ya. Değiştir değiştir bildiğin kadar beni. Her yanımı değiştir. Etim senin. Yemeğim de senin. Her bir şeyim senin. Ay minnoş minnak abla. Ay. Ay. Dur sakin. Kopta gel, kopta gel, kopta gel. Neredesin? Burada mısın? Yok. Zaten burada oluverseydi gözlerim otomatikman değişiverirdi. Nereye gidiverdi acaba ya? Dışarı çıkıverdi dolanmaya. Keşke beni de alıverseydin ya. Ben en iyisi bir arayıveren ya. Selamünaleyküm. Kızlar nasılsınız? İyi, sağ ol. Nereden aydı kız? Aman eksik olma. Nene? Canım oğlum. Sağ ol, sağ ol. Yani nene, Ferit buraya gelirse bir arka bahçeye bir şey yap onu yollara. Tamam, söylerim lan, söylerim. Tamam. Ne ya? Güzel oğlum. Hale bak lan, daha yeni çıktı evden. Hemen arkamızdan telefon ya. Sanki karım arkadaş yapıştı ya. Oh Allah. Şu. Meşgul oluverdi. Meşgul demek ya.
Burak yoluna mı gidiverdi acaba? Yok, ben gitmeyeyim. Gelsem olmaz, ayıp karşılığına. Burada bekleyiveren bari. Lan! Yenge bakın bakalım be. Siz? Yerden geliyorsunuz değil mi bakın bana? Ben Reşat Ağlar'dan. Reşit Ağlar'dan. Lan siz kandırıyorsunuz mu beni? Ha? Basbayağı bizim evden geliyorsunuz işte. Bay Erol onu görmüş orada. Evet ben sizdeydim. Sonuçta dedemin malı ne var bunda? Evet o size gitmiş. Ben de Reşat Ağlar'dan dönerken yolla karşılaştık geldik işte. Ayrıca iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Size iyi günler. Görüşürüz. Bak bunlar var ya çok fenalar. Akılları çok çalışıp duru bundan. Göstereceğim ben onlara akılları nasıl çalışıyor. Çekirge bir atla, iki atla. Merhaba. Merhaba. Ya abim gördünüz mü? Buraya gelecekti de. Ha, az önce buradaydı. Arka bahçedeyim dedi. Ferit'e de dedi. Tamam, teşekkürler. Bak şimdi, sen git Reşatlara, babam bul. Ortalıkta fazla dolaşma, tamam mı? Tamam abi. Düzgün senin evde olduğunu haberdarsa İsmail'ler de haberdardır. Başını sakın belaya sokma. E tamam, ben gidiyorum o zaman. İş olursa beni ara, hemen haber ver. Hadi. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarım giymiş beyaz azya, cuma namazından gelir. Yarım giymiş beyaz fistan, cuma namazından gelir Ferit. İşte. Ne oldu lan? Müjdemi isterim. Senin minibüs olayı tamamdır. Kadınlar bizde. Şimdi onlara bir kere de Marmaris turu yaptıracağız. Tamam mı? Ondan sonra da senin minibüsü köy turizmini açacağız. Oğlum vallahi ben var mı yani? Zaten sırf koy taşımakla olmaz bu iş yani. Çok güzel fıkır lan. Ha bak bir de düzgün mahsullerini alıp biz pazarlayacağız. Nasıl olacak lan? Ben şimdi bir araştırma yapacağım. Aklımda bir şeyler var. Bunlar şimdi tamamen organik ürünler yetiştirip toptancıya satıyorlar. Adamın iletişim bilgilerini ben iklimden alacağım. Sonra bu adamı aradan çıkarıp ürünleri biz alacağız. Daha sonra bunu büyük marketlere daha fazla paraya satacağım. Oğlum tamam mı? Baba bak bu bayağı riskli bir iş yani. E olabilir. Risk almadan başaramayız değil mi? Yalnız risk değil, risk. Burada şey yapma. Gürgün, biraz gelir misin acaba ha? Bir şey konuşacağım da. Macir, ne oldu? Ya Gürgün, o kıl kuyruk Cüneyt'in sizin evde ne işi var? Sorabilir miyim acaba? Ben ne bileyim? O zaten hep geliyor. Son gün çağırmış. Ha, son gün çağırmış. Değil mi? Sen beni mi yiyorsun ha? O ne demek lan indi? O ne demek? Son gün çağırmış. Son gün çağırdıysa. Son gün bana niye mi mesaj atıyor? Bak bak. Bak rahat rahat bak. Son güne bak lan. Bak son güne. Yap bir açıklama bekliyorum Gülgün. Ya sen ne demek istiyorsun? Ben seni aldatıp Cüneyt'le mi takılıyorum yani? Ha yok. Yok yok ben aldatıyorum demiyorum. Onu sen diyorsun Gülgün. Hatta benim hiçbir şeyden haberim yok. Cüneyt'le karavanda takılıyorsun ya. Ondan da haberim yok. Kardeşlerim diyor bana bunu. Sen Cüneyt'le karavanda ne yapıyorsun? Onu sorabilir miyim acaba? Hem suçlusun. Hem güçlüsün. Bir de üstüne vuruyorsun değil mi Gülgün? Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz tamam mı? Sadece fotoğraf çekmeye gittiydik. Ya sen utanmıyor mu benim namusumdan şüphe etmeye? Git
buradan Macide, defol. Görmek istemiyorum seni. Daha da karşıma çıkma.